Merhaba arkadaşlar. Bu repertuar dersimizde Albenize ait Leyenda isimli eserin birinci bölümünü en basit şekilde çalmasını öğrenmeye çalışacağız. Bu eserin basit bir şekilde nasıl çalındığını, çalınacağını gösteren bir örneği biraz önce dinlediniz. Ben bu eserin takip eden bölümlerini çalacak bilgi ve tekniğe henüz sahip olmasam da gelecekte takip eden bölümleri gitara yine son derece basit bir şekilde uyarlamayı düşünüyorum. Ancak biz şimdi birinci bölümde kalalım ve dersimize başlayalım. Parçamız sol minör tonunda ve piyano için bestelenmiş. Biz bunu gitara uyarlarken mi minör tonuna göçürüyoruz. Daha önceki derslerimizde sizlere minör gamları, bu gamların klavye üzerinde farklı pozisyonlarda nasıl çalınabileceklerini ve nasıl başka tonlara transpoze edilebileceklerini, yani göçürülebileceklerini sizlere detaylı şekilde anlattık. O dersleri dikkatle izleyen, uygulayan arkadaşlar bu parçamızı öğrenirken zorlanmayacaklar. Diğer arkadaşlarımız ise geriye dönüp derslere bir daha bakabilirler. Benim yazdığım bu son derece basit uyarlamada parçamızı 7. pozisyonda, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi 7. pozisyonda çalıyoruz. Aradaki tek fark, benim uyarlamamda parça 7. ve 10. perdelerin altında kalıyor. Başka perdelere kaymak söz konusu değil. Yani 7, 8, 9 ve 10. perdelerin altında parçayı çalıyoruz. Bir numaralı parmağım 7. perdeden, 2 numaralı parmağım 8. perdeden, 3 numaralı parmağım 9. perdeden, 4 numaralı parmağım ise 10. perdeden sorunlu. Evet. Parçamızı çalabilmemiz için 2 adet bare akoru da basabilmemiz gerekiyor. Birinci akorumuz parçanın da tonu olan mi minör. Bas sesi la telinde 7. perdede. Ve hemen onun üstünde yer alan si majör bara akorumuz. Bas sesi mi telinde 7. perdede. Evet. Mi minör gamı bir arıza alıyor. Aldığı arıza fa diyez sesi. Şimdi mi minör gamını la teli üzerinde 7. perdeden başlamak üzere 7. ve 10. perdeler arasında çalalım. Mi, fa diyez, sol, la, si, do, re, mi, fa diyez, sol, la, si, do, re. Geri dönelim. Şimdi gamımızı pes'e doğru biraz daha geliştirebiliriz. Mi sesinde bitmiştik. Şimdi mi'den geriye mi teli üzerinde 10. perdede re sesimiz var. 8. perdede do sesimiz var. Ve 7. perdede ise si sesimiz var. Evet, şimdi kullanacağımız bütün notaları da bu 4 perde arasında bulduk. Akorlarımız mi minör ve si majör bare. Evet, çok konuştuk. Şimdi parçayı yavaş yavaş çalmaya başlıyoruz. Bugün öğreneceğimiz parça 33 ölçüden oluşuyor. Sizlere teker teker 33 ölçünün her birini anlatmaya kalksam çok zaman alır. Onun yerine bazı kesitler alarak sizlere bu parçayı nasıl çalışacağınızı öğretmeye çalışacağım. Şu anda ekranda parçamızın ilk 8 ölçüsünü görüyorsunuz. Burada sadece ana melodiye ait tonları çaldık. Çalışmayı yaparken melodiyi sadece baş parmağınız ile çalacaksınız.
Ve yine aynı şekilde çalışmayı yaparken bir metronom kullanmanızı tavsiye ederim. Metronomu çok hızlı veya da yavaş ayarlamayın. 70-80 BPM yeterli bir hız olur. Sürat ileride gelir. Bir parçayı çok hızlı ya da çok yavaş çalmak oldukça güçtür. Başlangıçta size en uygun olan hızı bulup o şekilde çalışmanıza devam etmenizi tavsiye ederim. Şimdi örnek olarak gösterelim. Evet, bütün parça boyunca ana melodiyi baş parmağımız ile çalıyoruz. Etüt ederken diğer bütün ölçülerde de aynı şekilde baş parmağınız ile ana melodiyi etüt edin. Si teline boş olarak gelen vuruşlar parçaya sadece ritim ve derinlik duygusu katmak için yazılmışlar. Onları ilerideki etapta sizlere göstereceğim. Ama 33 ölçüyü de baş parmağınızda ilk önce çalışın, ana melodiyi öğrenin. Parçanın ana melodisini tamamıyla öğrendikten sonra ve bu melodiyi baş parmağınız ile kusursuz çalabilecek duruma geldikten sonra bir basamak daha ilerliyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi si telini ritim ve derinlik elementi olarak melodimize ekliyoruz. Bu nasıl oluyor? Her melodi tonunun arkasına si sesini ekliyoruz. Ve teli orta parmağımız ile çekiyoruz. Şimdi size bunu pratikte anlatmaya çalışalım. Şimdi biraz önce ekranda gördüğünüz tabelaya bakarak sizlere anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. Melodi tonlarını etüt etmek için sizlere verdiğimiz ilk partisyonda 3-4'lük bir ölçü içerisinde 6 tane nota vardı. Notaların her biri 8'lik notalardı. Bu partisyonumuzda ise 3-4'lük bir ölçü içerisinde 12 tane nota var. Yani melodi tonlarını 2'ye bölmüşüm ve birinci bölümde melodi tonunu, arta kalan ikinci bölümde ise si sesini kullanmışım. Yani her melodi tonunun arkasına si sesini eklemişim. Her 16'lık melodi tonunun arkasına 16'lık bir si sesi eklemişim. Evet, pratikte gösterelim. Başlangıçta böyle bir sürat sizlere yetecektir. Evet arkadaşlar, aslında dersimizin sonlarına doğru geldik. Ve şimdi burada size yeni bir şey daha göstermek istiyoruz. Lütfen ekrandaki tabelaya dikkatle bakın. Üzerine iki parmak tremolo yazmışım. P ve parantez içinde MI, P, MI şeklinde gidiyor. Evet, aslında iki parmak tremolo diye bir teknik yok ya da bu tekniğin ismi böyle değil.
Ancak ben sizlerin dikkatini çekmek için bu teknik tremolo'yu andırdığı için böyle yazdım. İsteyen arkadaşlar, kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlar bu parçayı biraz daha renkli çalmak isteyen arkadaşlar bu tekniğe başvurabilirler. Bu tekniğin diğer teknikten, yani biraz önce gösterdiğimiz teknikten farkı şu: ana melodi tonlarının arkasına eklediğimiz si sesini, yani boş telde çaldığımız si sesini ikiye bölüp bir 16'lık yerine 2 adet 32'lik kullanmışız. Ve biliyorsunuz si telini orta parmağımızla, yani M ile çekiyorduk. Bu örnekte M-I, M-I şeklinde 2 adet 32'lik nota şeklinde çekiyoruz. Şimdi size pratikte bunu daha güzel anlatmaya çalışalım. Evet, şimdi dikkatle izleyin. İlk melodi tonu 16'lık nota olarak baş parmağım ile çalıyorum. Takip eden notalar 2 adet 32'lik si sesi ve onları da M, I şeklinde çekiyorum. Yani kamerayı daha iyi ayarlayalım. Evet. Şimdi 8 ölçümüzü çalalım. Şu anda ekranda gördüğünüz partisyonda ise 25. ölçüden 28. ölçüye kadar olan ölçüler ele alınmışlar. Gördüğünüz gibi burada bir si majör bara akoru işin içine giriyor. Bara akoru, yani ilk nota 8'lik, onu 16'lık bir diğer nota takip ediyor ve şu meşhur si sesimiz 2 defa 32'lik olarak yer alıyor. Bu şekilde devam ediyor. Tabii ki bunu tek 16'lık bir si sesi kullanarak da geçebilirsiniz. Bu sadece sizler için bir ikinci örnek olsun. Şimdi pratikte görelim. İlk önce basit şekliyle çalalım. Parmak tremolo ile